2016'dan beri Atlas Core programı kapsamında John D. Evans Vakfı'nda gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Peki Atlas Core nedir ve sizin de parçası olduğunuz bu program nasıl işliyor? Çok teşekkürler. Öncelikle Atlas Core'u şöyle tanımlamak gerekirse 10 sene önce kurucusu Scott Beall tarafından dünyada pek çok sivil toplum örgütü lideri var ve bunlar çok başarılı ve çok yetenekli. Onlar neden Amerika'ya gelip burada yeteneklerini daha da keşfedip kendi ülkelerine döndüklerinde ülkelerindeki problemleri çözmede ortaya inovatif çözümler getirmesinler tarzında bir ana fikirle ortaya çıkıyor ve 10 sene önce başlatılan bu inisiyatif Dışişleri Bakanlığı'nın ve Beyaz Saray'ın da desteğiyle bu senelere kadar geliyor. Yani ana fikir dünyadaki sivil toplum örgütlerinin, liderlerinin Amerika'ya gelip burada eğitim alarak kendi ülkelerine dönüp oradaki problemlerle yüzleşmesi ve bu konuda problemlere çözümler üretilmesi şeklinde gelişiyor. Peki diğer sorulara geçmeden önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben geçtiğimiz Ocak ayında sizin de belirttiğiniz gibi Atlas Core Fellow olarak Türkiye'den tek temsilci olarak DC'de John D. Evans Foundation'da gönüllü olarak çalışmaya başladım. Türkiye'deki background'ım siyaset bilimi, bir vakıf üniversitesinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler lisansı. Ardından da global küresel politikalar ve uluslararası ilişkiler master'ıyla daha çok akademi içerisinde yer alan bir aktif vatandaştım diyebilirim. Ama daha sonrasında akademinin aslında günümüzde bir anlamda karşılaştığımız problemlere çok fazla çözüm getirmediğini düşünerek acaba uluslararası bir deneyim elde edebileceğim programlar var mı dünyada? Bunlarla ilgili neler yapabilirim diye düşünürken bu fırsat karşıma çıktı. Evet, ben de tam oraya geliyordum. Atlas Core'la yolunuz nasıl kesişti? Sizin bu programdaki gönüllü olarak çalışma kararını siz nasıl verdiniz? Açıkçası Türkiye'deyken de özellikle sosyal meselelere ilgim her zaman vardı. Gençlik organizasyonlarında çok fazla tecrübem var ve sonrasında Suriyeli mülteciler, radikalleşmeyle mücadele meselelerine kafa yormaya başladı ve bir arkadaşım bir e-mail attı. Aslında Amerikalı bir arkadaşım ve Selma, bu program tam senin için, buna başvurmayı düşünmez misin? Çok son dakika gelişen bir şeydi. Ben de açıkçası bu kadar rekabetli bir programa başvurmayı tabii ilk başta biraz zor bir karardı. Çünkü çok güzel bir işim vardı. Özellikle Amerika-Türkiye ilişkileriyle ilgili güzel işler yapıyorduk ama bu fikri, bu fırsatı değerlendirmek istedim ve bu şekilde başvuru sürecim başladı. Peki Atlas Core'da da, daha doğrusu John D. Evans Vakfı'nda diyeceğim, aynı konular üzerinde mi çalışıyorsunuz? Açıkçası fellowship programımın güzel tarafı bu. Benim geçmiş tecrübelerim daha çok mülteciler, Orta Doğu, Türk-Amerikan ilişkileri üzerindeyken bu vakıfta daha çok Amerika'daki sosyal adalet sistemi üzerine çalışıyorum. Benim background'ımdan, geçmişimden çok farklı bir konu. Biliyorsunuz Amerika dünyada hapishanesinde en fazla insanın olduğu ilk ülke, bu konuda lider. Ve burada daha çok sosyal adalet, hapishanelerdeki durum, bunun hukuksal boyutu, eğitim boyutu, sosyal boyutu nedir? Bu tarz konularda çalışmalarımı yürütüyorum ve bu bana tabii ki tamamıyla farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bu anlamda yeni şeyler öğrendiğim için de çok mutluyum açıkçası. Peki Atlas Core global sorunların çözümüne katkıda bulunuyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aslında en önemli belki misyonu bu. Çünkü Atlas Core dünyadan bütün meselelere kafa yoran genç liderleri buraya getiriyor ve bu anlamda çözümün odak noktasına lideri koyuyor ve genç liderleri koyuyor. Dünya belki bugün önümüzde duran problemlere baktığımızda açlık, mülteci krizi, 2. Dünya Savaşı'ndan beri gördüğümüz en büyük mülteci krizi ve radikalleşme gibi konulara baktığımızda gençler hep bu konunun sanki bir partneri veya gençler bizim geleceğimiz, gençlere, gençler için gençlerle program gibi gençlerin hep retorik olarak öne sürdüğü ama hiçbir zaman gençlerin konuların odak noktasında olmadığı görülüyor. Tabii Atlas Core 70'ten fazla ülkeden gelen gençlerle burada global sorunların çözümünde bir platform yaratmış oluyor ve bu platformda gençler ülkelerine geri döndüklerinde bu sorunların çözümünde global bir network'ün parçası oluyorlar. Yani ben kendi adım örneğin mülteci konusunda burada Pakistanlı hukukçu fellowlardan, Afganistanlı mültecilerin ya da Afgan mültecilerin kendi ülkelerinde nasıl entegre olduğunu ve bunlarla ilgili neler yapıldığını onlardan öğrenerek kendime ekstra bir özellik katıyorum. Dolayısıyla gençlerin global sorunlara katkısı konusunda Atlas Core inanılmaz bir platform sunuyor. Peki sizin buradaki bu program kapsamındaki gönüllü çalışmanız sanıyorum bu yıl ortasında sona eriyor.
Sizin gelecekle ilgili planlarınız neler bundan tabii sonra? Ben şimdi 15. ay olacak. Temmuz ayında Türkiye'ye dönüyorum. Şu anda üzerinde çalıştığım konular özellikle Türkiye mülteciler meselesinde, Suriyeli mülteciler meselesinde üzerine düşeni hali yani üzerine düşeni çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor ve bu anlamda ben devletin ve burada öğrendiğim bir şey aslında bahsetmek isterim. Burada public private partnership diye geçen kamu özel sektör işbirliği konusunda çok şeyler öğrendim ve çok iyi tecrübelerim oldu. Dolayısıyla Türkiye'ye döndüğümde özellikle Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonu, onların çalışmalarını ve onların Türkiye'de artık yaşamlarına devam ettirmelerini sağlayacak koşulların yaratılması için bazı projelerde yer almak istiyorum. Şu an halihazırda da çalışmalarımız var. Artı yine bizim özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde biliyorsunuz Arap Baharı'ndan sonra gençlerin radikalleşmesi durumu bence bölgeyi tehdit eden en büyük krizlerden bir tanesi. Dolayısıyla gençlere nasıl alternatif yaratılabilir ki gençler terörist organizasyonlara bir alternatif olarak görmesin. Dolayısıyla Suriyeli mülteciler ve radikalleşmenin önlenmesi konusunda gençlerin rolü gibi projeleri Türkiye'ye döndüğümde gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Peki bu program size hem kişisel hem de profesyonel anlamda neler kattı? Bir kere kişisel olarak burada pek çok eğitim alıyoruz. Yani bunu kendi isminizin diyelim sosyal medyada bile bir görünürlüğünün artmasından tutun. Networking dediğimiz burada ilişkilerin güçlendirilmesi, burada pek çok uluslararası örgütte Türkiye'den gelen biri olarak kendi sorunlarınızı buradaki mecralarda dile getirmeniz. Burada tabii büyük bir özgüven katıyor size. Yine aynı anlamda, yine aynı şekilde fundraising dediğimiz belli bir amaç için para toplama, bunun nasıl yapılmasına dair olan pek çok özelliği kendime kattığımı söyleyebilirim. Ve en önemlisi 70 ülkeden gelen benim gibi kendi meselesi olan, bir meselesi olan ve rüyası kendi ülkesinde olan fellowlardan çokça şey öğrendim. Bu anlamda farklı deneyimlerden kendime hakikaten çok şey kattığımı söyleyebilirim. Peki son olarak Atlas Core'la çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Bu soruyu cevaplarken kısaca başvuru ve kabul sürecinden de bahsederseniz izleyicilerimizi bilgilendirin. Tabii memnuniyetle. Özellikle bu programa başvurmayı düşünenler için bir kere hiç tereddüt etmeden bu programa başvurmalarını tavsiye ederim. Çok rekabetli bir program olsa da hakikaten bazen bilemiyorsunuz. Belki sizin kafa yorduğunuz mesele Amerika'da çok değerli olabiliyor ve dünya için. Dolayısıyla öncelikle başvursunlar. Onları cesaretlendiriyorum. Kriterlere gelince açıkçası bir Atlas Core Fellow'u tam da benim. Yani ortalama 29 yaşında master'ı var, en az 5 sene deneyimi olan ve sosyal bir meselesi olup bunun üzerine çalışmaları olmuş olan. Dolayısıyla 5 sene deneyim, master. Master tamamıyla şart değil ama ben ortalamadan bahsediyorum. Yani seçilen isimler genelde 5 sene tecrübe, master ve bir konu üzerine belli anlamda donanımlı olan kişiler olması gerekiyor. Ben açıkçası bu anlamda başvuruların da Türkiye'de çünkü bizim çok meselemiz var. Birçok başvurunun da olacağını düşünüyorum. Adayları şimdiden başarılar umarım. Daha peki başvuru hangi dönemde yapılıyor? Bir de hemen o konuda bir aydınlatırsak. Her sene 4 kere yapabiliyorsunuz. Açıkçası ucu açık başvuruların ama her sene Ocak, Mayıs, Haziran ve Eylül aylarında her sene 3 kere açılıyor. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında adaylar buraya gelebiliyorlar. Yani her sene 3 kere bir sirkülasyon oluyor. Dolayısıyla istedikleri zaman aslında başvurabilirler ama bu aylar itibariyle buraya gelip buradaki gönüllü hizmetlerine başlayabiliyorlar. Sayın Bardakçı çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim.